Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, PKK'nın ve Amerikan askerlerinin bulunduğu karargah füzeyle vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası askeri harekatıyla gözlerin çevrildiği Suriye'nin Münbiç bölgesinde teröristlerin karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından füzelerle vuruldu. Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin işgali altında bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tercifat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Suriye Milli Ordusu unsurları Tercifat ve Münbiç kentleriyle kırsalındaki bölgelerde teröristlerin saldırı girişimlerine karşı cephe hatlarında teyakkuzda bekliyor. Münbiç'in Halavancı köyündeki Siriye Tel bölgesinde Amerikan askerlerinin ve PKK-YPG'li teröristlerin karargah olarak kullandığı alandan sabah saatlerinde Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu askerlerinin nöbet tuttuğu cephe hattına taciz ateşi açıldı. Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren Suriye Milli Ordusu askerleri ardından teröristlerin karargahını TOW füzeleriyle vurdu. Suriye Milli Ordusu askerlerinin füzeli misillemesinin ardından karargahın bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre çok sayıda Amerikan askeri ve teröristin öldürüldüğü bildirildi. Kıymetli takipçilerimiz, bildiğiniz gibi Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında Suriye'ye olası bir harekatın sinyalini vermiş ve Suriye topraklarında çok büyük bir hareketlilik yaşanmıştı. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Türkiye'den ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz. Emir geldiği takdirde tüm unsurlarımızla terör unsurlarını ve burada konuştuğu Amerika ve Rus unsurlarını vurmaya başlayacağız ifadelerini kullanmıştı.